Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Amerika market uzmanı. Ben ekonomi bakanım diyecek şimdi. O zaman bir dakika baştan sonra onu söyle. Efendim bugün biz Amerika'nın en büyük ve en çeşitli Türk marketini gezeceğiz. Şöyle bir koridoru göstereyim. Büyüklüğünü artık siz düşünün. Bir de bu uzunluğu bir de enleri var. Uzunluğu var. Şimdi detaylarının hepsini size göstereceğiz. Burada yaşayanlar zaten buradaki marketleri, Türk marketlerini biliyorlardır. Sebze meyve olanı var, olmayanı var, kasap olanı var, olmayanı var içinde falan. Burada her şey var. Hatta burada züccaciye de var şey içinde, var kasap var. Semaver var. Semavere tutulmuş. Düşünün semaver var. Yani. Evet. Hani Türkiye'de öyledir ya, böyle markete gidersen atlet, işte ne bileyim her çiçek, şey var. Takı, her şey vardır ya böyle. Aynen öyle. Burası da öyle bir yer. Türkçe müzik de var. Türkçe müzik de var. Efendim burası Wayne'de açılmış Anatolia Market diye bir market. Ama dediğim gibi Amerika'nın en büyük ve en çeşitli marketi. Bir de en büyük iddiaları fiyatları. Diyorlar ki en ucuz biziz. Bugün bakacağız. Piyasaya biz yön veriyoruz. Aynen öyle. Ekonomi Bakanımız ve de Market Odalar Birliği Başkanımız. Nasıl buldum ama bunu. Efendim sözü fazla uzatmayalım. Yalnız videoya geçmeden önce eller beğen butonuna bir gitsin, videoyu beğenmeyi unutmayalım efendim. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız da seviniz. Hadi bakalım efendim, girişten başladık. Sebze meyve karşılıyor, buyursunlar. Evet. Efendim böyle sebze meyve, şimdi tabi sabah olduğu için buraya mal gelmiş, mallar diziliyor, yapılıyor falan. Soğanımız var, patatesimiz var, kırmızı soğan var. Sarı patates de çok güzel olur kızartması. O Yukon patatesi galiba, onlar Yukon patatesi diye geçiyor. Bak bir de güzel tarafı şu, her şeyde etiket var. Evet ya, şu ya bu gerçekten. Sarı etiketler Türkiye'den değil mi ya? Böyle hepsi sarı sarı. Bir de her şeyin üzerinde fiyat var. O da güzel bir şey. Çünkü insanlar her şeyin fiyatını görmesi gerekiyor. Evet, genellikle önemli bir çünkü şey. Burada böyle ürünün üzerine etiket yapıyorlar. Bazısında oluyor, bazısında olmuyor. Bunda böyle hepsinde olması güzel gerçekten. Burası da cips bölümü. Şöyle şunlardan bir gösterelim. Ya arada bir mesela kırmızı elmanın bir fiyatına bak bakalım hayatım. 1.49 gayet pound'u, iyi fiyat. Değil mi? Evet, aha. Libresi pound'u. Yani yarım kilo gibi bir şey bizde işte. Ona aynen tekabül ediyor. Nar varmış. Bak, nar mesela fiyatı gerçekten iyi. Çünkü ne kadar? 5.99. 5.99 fiyatı. Normalde bu nar ilginç bir şekilde son 1,5 senedir Amerika'da çok pahalı. Aşırı pahalandı, evet aynen öyle. Şöyle devam edelim. Burada da sarı elma, kırmızı elma, yeşil elmalar var. Orada farklı elmalar var. Elma bayağı bir var. Greyfurt var efendim. Muzun burada fiyatına bakalım. Hah bak bakalım. Aa, bak pound'u 0.79. Bayağı ucuz. 0.79. Costco'yla kapışır fiyat. Costco'yla kapışır, rahat kapışır dediğin gibi. Patlıcanlar, biberler, domatesler. Aa, pembiş domates de var bak. Ha güzel. Of bir kokla. Vallahi hakikaten güzelmiş ya. Ay inanılmaz güzel. Onun ne kadarmış? 1.89'muş evet, onun da. Aldı. Yanında yine yeşil biber var. Evet. Limonlar var efendim. Farklı bir domates bunlar var. Bunlar böyle sırık domatesler gibi Türkiye'deki. Bir şey söyleyeceğim hayatım. Şuradaki ne ya? O nasıl bir domates maşallah. O güzel domates de bak patlıcan mesela. Aa, bence burada hiçbir zaman böyle patlıcan çok zor bulunuyor. Evet doğru. Yani hep büyük büyük oluyor. Evet, şurada vardı gerçi. Bostan evet patlıcanları gibi oluyor. Onlar da çok çekirdekli oluyor. Aynen öyle. Bunlar çok güzelmiş. Bunlar şuna da çok güzel. Ben ya maşallah o nasıl bir domatesler şeymiş. Domatesler çok güzel kokuyor yalnız. Aynen öyle. Salatalık falan. Aa, burada da yeni mahsul var. Çuvalla ceviz gelmiş. Ceviz ve fındık. Ooo cevizler. Güzel. Kayısı çuvalla çekirdeği de var içinde. Burada da efendim kıvırcık, brokoli, ondan sonra turp, şurada kuşkonmaz, paketli olan kıvırcıklardan. Alt tarafta portakal, limon, çilek. Lime limon bile var. Lime limon. Mesela şu çileğin fiyatına bak bakalım. 1.99. Ne? Bedafadır. Bu paket olarak mı 1.99? Bunun paketi mi 1.99? Evet. Ay maşallah şundan mı 3-4 tane al da giderken. Bu bir şey söyleyeyim mi? Şu gerçekten şok fiyat. 5 dolardan aşağı bu paketlerden yok yani. Hakikaten de ha. O bayağı iyiymiş. Hakikaten yani piyasayı yönetiyoruz burada. Mantarlar var bak çok mantar güzel var efendim. Karnabahar var yukarıda. Baby havuçlarımız. Baby havuçlar onlarda. Ya böyle bir şey var burada. Düzen var. Güzel bir düzen var. Şimdi diğer rafları da göstereceğim size ama cipsler burada mesela. Arkadaş Türkiye'de bu kadar yoktur bu cips ya. Lay's var, Doritos var, ondan sonra Ruffles var. Hepsinden var yani Allah ne verdiyse. Cheetos var. Farklı farklı burada böyle Mexican falan da oluyor biraz. Onlardan da var. Gayet güzel yani. Burası çikolata bölümü. Yukarıdan aşağı şöyle çikolatalar efendim. Gördüğünüz gibi Dido, Çokonat, Albeni, Karamel,
Allah ne verse Ülker, Eti, Sarelle, Tadelle, Çokokrem ne oluyor denirdik her şeyi bilir ha. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Bence burada yani Amerika'da, yurt dışında yani nerede yaşarsanız yaşayın. Hiçbir şekilde başka markalar, bizim kendi bildiğimiz markaların haricindeki ürünler bizim damak tadımıza uymuyor. Yani tatlı şeyler aşırı şekerli oluyor. Burada zaten bir tarçın merakı var. Evet, her şey bunlar tarçınlı. Çok aşırı şekerli yiyorlar. Ben mesela özellikle kendi sevdiğim ürünleri arıyorum ki burada çok çeşit var. Damak var. Mesela ondan diyorum ki ay şu vardı Türkiye'de var, çok güzel. Var. Bulamıyorsun ama bak buradaki çeşit gerçekten inanılmaz. Yok evet şimdi burası ve mesela çikolata bölümü. Bak. Aynen düzen çok hoşuma gitti zaten. Çeşit ve düzen gayet güzel ama bir şey söyleyeyim mi? Fiyatlar da enteresan yani. Yani hakikaten enteresan. Biz geçen geldiğimizde şöyle bir örnek vereyim. Biz geçen geldiğimizde her yerde 19.99 olan bir şeyi burada 14.99'a aldık. Ya dedim ki yanlış etiket mi var? 5 dolar fark eder mi? Yok dediler öyle dediler. Şey de çok uygundu. Un da mesela evet, çok aynen fark öyle. Ediyordu. Güzeldi. Yani... Ha burası da şey bölümü. Ne derler kraker, buna? Kraker bisküvi. Kraker bisküvi bölümü. Efendim hanım eller, Ülker çubuk kraker, altın başak, pizza demiş şuna da. Varoğlu var yani ikram, benim o. Senin o, tutku, al beni, kremalı, ne ararsan var gerçekten. Ya güzel tarafı ne biliyor musun? Şimdi insanlar tabii burada özledikleri şeyi istiyorlar, arıyorlar. Yemeği. Ama bu kadar çeşitli olunca insanlar rahatlıkla bulurlar, o güzel olur yani. Baksana burada çünkü hakikaten de her şey var. Valla mesela... çeşitten çok beni cezbeden şu düzen oldu yani bir değil kadın mi? Olarak. Evet, evet çünkü insana temiz hissi uyandırıyor tabii, anladın mı? Düzenli, temiz de zaten. Bir de her şeyin şey üzerinde bak aynen etiketleri var gayet güzel yani. Şimdi burası ta arkaya kadar gidiyor. Aşağıya kadar. Buradan oraya gideceğiz. Burayı bitirdik. Ha burada ortada bu arada şeyler var ya bak onları unuttuk. Baklavalar var. Evet baklavalar var. Ondan sonra onları göstermedik. Oo, her şey. Vay çikolatalı abi. Baklavası. Allah ne verdiyse var. Tepsiyle var. Şurası dondurma bölümü. Burada dondurmalar var. Kadayıflara bak. Ondan sonra burası yine baklava devam ediyor. Kadayıftı, burmaydı. Ondan sonra böyle paket olanlar. Orada da aynı şekilde paket var, olanlar, baksana. Tulumbalar falan hepsi var. Bak mesela sana bir örnek daha. Şimdi biz çocuklar için bunu hep alıyoruz sabah kahvaltıları için. Şunu ne kadar alıyoruz? Demin 4,5. Söylediğin için söylüyorum. 4,5 alıyorsun. Alıyoruz. Burada 3,5. Gerçekten güzel. Bu efendim etinin 5'li şöyle bisküvisi göstereyim. Biz bunu çocukların sabah kahvaltısına kattığımız için hep alıyoruz. Çok da güzeldir. İnsanlar çayla hep yerler, içerler bunu. Yani bizim ama... klasiğimiz bu ya Petibör. Aynen öyle. Türklerin klasiği gerçekten. Mesela şuradan da kayısı suyunu gösterelim. Meyve, meysu juice. Neden özellikle kayısı suyu? Ya gözüme çarptı ne bileyim 1.79. Yani bu da uygun fiyat ya 1.79. Meysu'nun şeftali nektarı. Ama meysu da çocukluğumuzun markası. Tamekler de aynı şekilde 1.79. Hepsi 1.79 burada. Bak Tamek'in, Dimes'in falan var. Efendim burada böyle şeyler var. Paketli olan hurma ürünler var. Hurma çeşidi var. Bak Ramazan'dayız tabii ondan da kaynaklanıyor. Çok çeşit var. Şimdi bu taraf peynir. Baksana abi peynir buradan başlıyor oraya kadar. Bu nedir ya maşallah. Hakikaten peynir gibi peynir reyonu yani. Kaymak var. Kaymak var. Onlar günlük geleni. Şunlar günlük geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın Amerika'da yaşayan bunu denemeyen varsa biz bundan çok denedik. Çok güzel. Hakikaten evet. Çok güzel. Ama yani şunu hızlıca bitirecekseniz alın çünkü 3 gün durduktan sonra çok doğal çünkü şey oluyor kötü olmaya başlıyor çünkü hakikaten çok taze. Bak, hemen tüketecekseniz alın seviyorsanız. Evet aynı şekilde o da. Şimdi burada işte tek sütüm var, içimin var, pınarım var, ondan sonra Murat Bey'in var. Bayağı bir çeşit var farklı farklı peynirler. Bu tarafta da Tahsildaroğlu'nun eski kaşarı var. Sonra yine Tahsildaroğlu'nun kaşkaval diye geçiyor. Bahçıvan'ın paket dilimli peyniri var. Bak ben bunu mesela biliyorum fiyatını. Başka yerden, marketten. Burada çok ucuz. Şu paket burada çok ucuz gerçekten. Şunu gayet da biliyorsundur güzel. Sen. Bundan da şey yapıyoruz, alıyoruz evet. Çünkü. Bu aynı fiyat. Aha. Evet, bu da şeyin kaşar peyniri, Sütaş'ın. Tek sütün de böyle oluyor genellikle. Bak bunda indirim demiş mesela. O ne kadarmış? 16.99. Evet, bu 1 dolar indirimli mesela. 1 dolar evet. Avantajlı ki bunlar güzel oluyorlar. Öyle büyük alıyoruz biz de, dilimliyoruz evde. Çünkü dilimli olan biraz daha fiyatı farklı oluyor. Kendiniz yapabiliyorsanız ne kadar güzel. Efendim burada kahvaltılık lor var. Yani peynirler burada bayağı var, bayağı peynir. Var. Orası mı peynir? Abi kaçırmışım buradan buraya da peynirmiş. Baksana. Oo. Bak seninki bunlar... burada. Hangisi? Ha evet. Tahsildaroğlu'nun paketli olanları. Ezine'yi seviyorum ben. Bu güzel oluyor. 7.99. Bu da güzelmiş fiyatı. Şunlar var efendim. Bunu da alıyoruz.
Yine çocukların kahvaltısı falan için kendimiz de ara sıra yiyoruz. O da güzel oluyor. Bu da gayet güzel klasik beyaz peynir, tenekede olan. Bunu da tercih edebilirsiniz. Onun tek sütü var. Tahsildar olusu var. Tereyağlar var burada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da yaşayan bir Türk buraya gelsin, Türkiye'den eksiği kalmaz ya. Hakikaten kalmaz yani. Ha, çok özel, farklı bir şey arıyorsa onu bilemem ama yani alternatif çok fazla. 12.49'muş, 5 kiloluktur bu büyük ihtimalle. 4.5 litreymiş. 4.5 litrelik ayçiçek ya yudumun. 12.49. Burası da efendim zeytinlerin falan olduğu bölüm. Salça var. Salça başka yerde de vardır tabii. Şuraya bir dalalım. Bak gel. Salçalar. Şimdi ha burası onu diyordum. Da... Ha pardon duymadım. Kuru patlıcanlar bunlar şey bulunmuyor yani gerçekten. Evet. Torbayla kuru patlıcan. Bak kabak ondan kurusu sonra... var. Kabak kurusu. Kırmızı biber kurusu. Evet güzelmiş çok gerçekten. Çok çeşit var. Bunların hepsi bu şekilde hazır. Aynen. Şurası da züccaciye ve temizlik bölümü. Oraya da gideceğiz. Şöyle onları da göstereceğiz. Efendim burada yağlar var. Şöyle göstereyim. Yine burası da gayet güzel, düzenli, temiz, nizamlı. Tarişin var. Ondan sonra orkidenim var. Yudumum var. Oh, bütün markalar var gibi ya. Burası da zeytinyağı efendim. Burada da zeytinyağları var. Deminkiler ayçiçek yağıydı saydıklarım. Hah şurayı gösterelim. Burası da turşu bölümü. Şöyle ooo. Yok yok vallahi. Şimdi bunların tek tek markasını sat. Tat var. Yakamoz var. Tukaş, ondan sonra berrak. Tukaş, berrak'ı çok Burcu, berrak. Ben evet, aynen öyle. Burada da böyle bütün. Seran'ın da var. Seran'ın var. Aynen benim de favorim. Buradaki özellikle berrak. Güzel oluyor gerçekten. Evet. Diğerleri de kötü diyemem ama onun bir daha güzel oluyor yani. Bize şey yapıyor, hitap ediyor. Efendim burada gördüğünüz gibi yani bir sürü böyle tertipli, düzenli şekilde dizilmiş hepsi. Burası da soğuk dolabı. Şimdi burada neler var? Mesela altta hamsi var paketli. Ondan sonra orada böyle tava şeklinde yapılmış olan hamsi var. Hamsi tava diye geçiyor. Kokoreç var. Ana, aa, kokoreç içli var köfte ya. Var. Ha hazır içli köfte. Bak evde uğraşma. Aynen öyle. Hazır içli köfte var. Akçaabat köfte. Ya burası da soğuk dolap. Burada işte döner var. Chicken döner var. Tavuk döner var. Bezelyeler, fasulyeler falan süper fresh'in her şeyi var. Yani burada da böyle alıp buzluğa atabileceğiniz ne var ne yoksa hepsini burada bulabilirsiniz. Bak yine dondurulmuş geçen... baklavalar da var. Burada. Var mı? Ha hı-hı. Evet. Onlar da çikolatalı dondurmuş şey baklava. Onlar da o şekilde şekerpare, baklava diye gidiyor. Şurada şeyler var. Ben şunu geçen aldım. Bu mesela 14.99 burada. Her yerde 19.99'a satılıyor. Bahsettiğim buydu. Dolma. 5 dolar fark yani. Gerçekten güzel. Mantı. Beyti'nin de mantısı güzel olur. Hakikaten ben seviyorum onu da. Mehmet Giller yapıyor. Efendim burada da simitler, börekler, pizzalar dondurulmuş tabii hepsi. Poğaçalar gördüğünüz gibi. Patatesler, parmak patates kızartmalık, farklı farklı böyle poğaça ve de simit şeyleri, siz söyleyin adını, çeşitleri, markaları. Ama şöyle baktığınız zaman şıkır şıkır abi, tertemiz. En çok da kasap bölümünü merak ediyorum. Hakikaten baksana ya. Şöyle uçtan uca çeşit bol, güzel. Bak burada da reçeller, evet, fıstık ezmeleri, fındık ezmeleri. Tahin, pekmez, reçel. Ondan sonra fiyatları çeşitli farklı pekmezler. Gel. Hadi bakalım. Şöyle bir göstereyim. Burası reçel, da böyle. Bal çok tükettiğimiz şeyler değil böyle tatlı çok şey yapmıyoruz evet, ama. Ama çocukların yemeğine falan katıyoruz evet, yani katıyoruz. Baktığında mecbur. Pekmez katıyoruz. Pekmez bak gül reçeli var mesela fiyatı da 2.79'muş. Tatın gül reçeli efendim 380 aynen. Grammış mesela o elindeki. Evet, bak ne kadar yaprakları da içinde. Evet 2.79, 2.80 diyebiliriz. Gayet güzel. Çeşitler bak çilek, vişne, ahududu, kayısı, böğürtlen, incir. Bir dakika incire bakayım. Var mı içinde? Aa, çok içinde güzel. İncir var. Bu incir reçeli böyle büyük büyük olacak. İncir reçeli 1 mi, incir reçeli 2 mi, hangisi? İncir reçeli bakanı olarak büyük olmasını tercih ediyorum. Çok şey yapamam ama filmden bahsetmiştim incir reçeli. Allah da kimsenin yaptığı espriyi açıklamak zorunda bırakmasın ya. Bu da benim lafım. Evet olabilir ama kimse aa, bilmiyor. Helvalar. Heh güzel helvalar. Şunları çok severiz kışın böyle Türkiye'de. Aynen. Şöyle efendim göstereyim helvalar burada da. En sevdiğim reyon. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı işler. Ustam, düğüne mi hazırlandınız? Bu ne güzellik ya maşallah. Baksana şuraya, Allah ne verdiyse var. Bunlar büyük ihtimalle günlük hepsi hazırlanıyordur değil mi? Pirzola var, kaburga var, kuzu kol var. Ondan sonra steakler var. Burada kuşbaşı var. Maşallah, maşallah ya.
Özel şeyler de yapıyor musunuz ustam? Yani insanlar mangal yapacağım ya da işte bir yere götüreceğim falan diye insanlar gelip isteyebiliyorlar değil mi? Burada beyti sarma var. Burada güzel bir ribeye değil mi bu? Ribeye steak var. Oh yavrum benim. Sanki bu da ağaçta olmuş gibi insan bir toplayası geliyor ya. Öyle toplayıp cebine koyasın geliyor. Elmayı armut öyle toplarsın ya böyle. Alırsın bir yerden alanı cebine koy cız bız yap. Ah kebap da yapıyorsunuz, köfte de yapıyorsunuz aynı şekilde. Kuzu kebap, Adana kebap falan. Ellerinize sağlık ya. İnegöl köfte. O da güzelmiş. Bir de küçük küçük tam usturuplu yapmışsınız ustam. Güzel olmuş, ellerinize sağlık. O patlıcan mı? Patlıcan kebabı. Böyle hazır. Geliyorsun, patlıcan kebabını alıyorsun. Çok da güzel gözüküyor. Cızını bızını yapıyorsun, koymuyorsun abi. Mis, ellerinize sağlık. Tavuklar var, soslu tavuklar. Kanat, but, pirzola, ondan sonra her şey var. Evet efendim, şimdi burada her gün böyle rotiseri chicken dedikleri pirinç çevirme, tavuk çevirme de yapılıyor. Yalnız bunun güzel tarafı Costco ile fiyatı aynı. Bütün tavuk 4.99. O da güzel iş. Senin bu üstün ne kadar güzelmiş ya, bu aşçı kıyafetin. Mesleğimiz bu. He eyvallah. Aşçı elbiseyle takılıyoruz. Haydi bakalım. Zaten hatırlıyorsunuz Costco da böyle yapıyor bunları. Böyle bunlar paketleniyor. 4.99. Büyükleri küçükleri oluyor. Bazen böyle 5.99 olanlar da oluyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Ama genellikle 4.99 fiyatlar. 4.99. Ama 5.99. Çünkü... Aynen. Çünkü Costco bunları bu fiyata satıyor abi. Şu şekilde kapatıyoruz. Bu var ya soğumuyor ya. Biz alıyoruz mesela şimdi Costco'dan da devam ediyoruz falan filan. Hiç soğumuyor. Gayet güzel. Bak böyle bir şey 4.99. Burası da salça bölümü efendim. Böyle salçalar asker gibi dizilmişler maşallah ya baksana. Bütün markalardan ne salça isterseniz hepsinden var burada da. Gayet güzel. Bu tarafta zeytin bölümü. Şöyle... Gayet güzel bu da. Her türlü zeytin var. Ya biz mesela buradan, yani buradan derken Amerika'dan bir marka alıyoruz. O da şu Marmara Birlik'ten alıyoruz ama şimdi bakıyorum Marmara Birlik'ten ne kadar çok marka varmış yani. Gerçekten. Hani hakikaten de bunlar da bir opsiyon yani sonuçta. Evet. İnsanın gözü açılmıyor mu ya? Ben hiç görmediğim markalar var onu mesela. Onu diyorum işte, insanın gözü açılıyor yani. Açılıyor. Zeytin yani. Biz zeytini çok severiz. Çok sevdiğimiz için o yüzden böyle zeytin ezmeleri mesela onlarda. Mesela senin arkanda görmedim bak, acukalar falan da var. He, acukayı biz evde evet. Yapıyoruz gerçi ama biz var yani. Biz yapıyoruz ama olmadığı için güzel acukalar da var salçalarında. Soslar var şurada yine, onlar da çulula Türk değil ama tat falan Türk. Gördüğünüz gibi onların da böyle acı sos falan yukarıda, onlar da var. Burası züccaciye bölümü. Ya gerçekten Türkiye'deki marketler gibi. Bizim Türkiye'deki marketlerde de böyle olur. Züccaciyesi olur, şeyi olur falan ayrı ayrı. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çaydanlıkların fiyatı gerçekten çok uygun. Uygun mu? Birkaç tane böyle Arap marketinde. 39.99 diyor. Bir de mesela. Korkmazın yani. Böyle hiç duymadığım, etmediğim emaye çaydanlıklar 50-60 dolara satıyorlar. Ha, o iş öyle biraz evet. Yani şunların evet. Güzelliğine baksana. Şu mesela minik iki kişi için ideal 34.90. Aynen. Bak şunun tipinin güzelliğine bak. Ve hanedan. 49, 56, 39 yani evet. Bardaklara bak 3.99. Altılı çay bardağı mı? Evet. İnce belliler bak, falan. Benim sevdiklerim, şunları çok seviyorum. Evet. 6.99'muş bak mesela 6 evet. Tane çay bardağı 6.99, o da güzelmiş. Aynen bak şu ayran için bakraç gibi çok güzel o da. Onun da iki tane, yok bir tanesi galiba. Yok iki tanesi 8.99 pardon. İkilisi 8.99'muş fiyatı onun da. Aynen bak, fiyat. Türk kahvesi fincanları. Nazar boncuklu, gözlü. Olmazsa aynen olmazımız. Öyle. Olmazsa olmaz. Onunla içelim ki Türk olduğumuz belli olsun değil mi? Baksana şunlar ne kadar güzelmiş ya. Ha, zebralı. Bayıldım. Evet, çok güzelmiş. Zevkli gerçekten. Tavalar, mavalar, tencereler falan hepsi var. O altta güveçler bir de var baksana. Evet. Güveç tepsiler var, küçük kaseler var, güveç tencereler var. Bak ya, şu çevirmeliler var. Balık ya falan insanlar, çok güzel. Bunları Amazon'dan falan oluyor işte bu olmadığı için. Evet, bir de çok saçma sapan fiyatlar oluyor evet, çünkü maalesef. Yok ya. Aynen. Bak şurada. Bak şunlar bile çok güzelmiş ya. Ha evet. Aynen. Onlar da kupalar. Şurada da içecek bölümü varmış. Bak burayı unutmuşuz, görmemişiz. Aa, burada Beyoğlu içecekler. Gazozu. Aha, Beyoğlu gazozunu nereden bulup getirmişler? Onu nereden bulup getirmişler diyormuşum. Ya Türkiye'de çok fazla gazoz çıktı son yıllarda ama tabii buraya gelmiyor yani doğal olarak. Beyoğlu ama gazozunu gelmiş. İlk defa görüyorum. Evet, burada çünkü Niğde gazozu falan var. O da vardır burada. Aha şurada işte Niğde gazoz direkt. Evet. Ondan sonra Uludağ var, Sarıkız gazoz var, Çamlıca var. Diğer böyle bütün gazozlar, sodalar falan burada tekli tekli alabilecekleriniz.
İsterseniz 6'da işte 18'i neyse onları da alabiliyorsunuz. Oo ne güzelmiş ya, ev tipi semaver. Ya ev tipi derken hani bizdeki semaverler zaten şey ev tipi de ama sonuçta böyle mutfağa koyabileceğin ya da eve koyabileceğin semaver. Aslında ne kadarmış? Ofislerde falan da handan, çok kullanılıyor bunlar. Handan diyorum. Handan semaver 134. Ama evet. Bir dakika. 169 da diyor. Çaykolik 99 diyor. 129 diyor çaykolik. Semaver 134, 169 boylarına göre. Evet, muhtemelen boylarına... bardak adetine göre. Aynen bak mesela litre. Bu küçüğü, bu ufağı, bu büyüğü. Yani şeyine, aynen. Hacmine bak, göre değişiyor litre, fiyatları. Bu 3 litre diyor zaten. Ha, eyvallah, evet. Ona göre fark ediyor. Efendim burası da temizlik bölümü. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor değil mi? Burası temizlik bölümü böyle. Burada bütün işte ıslak mendiller, benim en sevdiğim kolonyalar, Eyüp Sabri Tuncer. Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyası, Duru'nun kolonyası. Aşağıda aynı çok şekilde. Çok güzel, temiz. Yeni çamaşır yıkanmış gibi kokuyor. Renkli beyaz bingomatik. Baksana abi bizden yani. Hani burada çünkü hep şey var ya, yabancı markalar görmeye alışmışız ya. Omo ondan sonra. Omo da yok burada, farklı isimle satılıyor evet, değil mi? Evet, farklı. Burada yine Omo'lar, Bingo'lar, Ariel efendim, Yumoş'un deterjanı, Pervol, yine Yumoş falan. Burada bunların hepsi böyle var. Burada da Lysol var, fantastik. Ondan sonra Cif var. Burada yine Cif yok. Farklı bir isimle Cif burada biliyorsunuz. Bu bütün şimdi sana bir ünlü level falan. Göstereceğim. Ha. Gerçekten şoka gireceksin. Hadi girelim. Neyin fiyatı? 3.49 aksın fiyatı. Nasıl oluyor ki o? 9.99. Aa hakikaten he. Bayağı iyi fiyatmış ya. Aa deodorantlara bak 3.99. İnanılır gibi değil. Dove'un, Nivea'nın falan 3.99'a fiyat. Nivea'nın falan hepsinin şöyle gördüğünüz gibi çeşitleri var. Orada ayakkabı boyaları var. Ondan sonra permatikler aşağıda. Yani ne ararsanız var. Arco, jilet, ondan sonra bunların şeyleri, tıraş köpükleri, losyonları. Burada neler varmış? Finish. Piril. Piril ya. Yavrum benim. Ha bak el sabunları da var. Piril falan. Onlar Fairy. Ajax. Ne buldum. Ne buldun? Dalin. Önermiyorlar. Johnson Baby. Ama sonuçta o alternatifler de var. Şey çıkıyor. Bak Dalin'in civcivli olanı da var burada. 4.99. Evet. Duru'nun doğal sabunu demiş. Ondan sonra altta onlar var. Şöyle efendim göstereyim. Burada da ne ararsanız var yani. Burada şampuanlar. Hacı Şakir. Saç kremleri. Hacı Şakir mi? Ay lavanta hem de. Ne bakayım. Kadar güzel kokuyordur. Onun kokusu bombadır of, ya. Of mis bakayım. Gibi. Oh. Hakikaten çok güzel. Dalan var efendim. Duru var. Lüks var. Dalan da ne kadar eskidir ya. Şu paketi hatırladım ya. Şu paketi gerçekten hatırladım. Gerçekten ben de şunu hatırladım. Ya. Nasıl unutmuşum ya. Şunu. Vallahi. Bakayım ha evet o da vardı. Ay, düştü. Dur. O da vardı gerçekten bak. Bunun bak şu alttakilere var... bak. Nostalji yaşa. Oha vallahi nostalji yaşadım ha. Gittim şimdi geldim. Bence izleyenler de nostalji hakikaten yaşayacak. Hakikaten de yaşarlar. Abi bu ne ya? Bunu nereden buldunuz ya? Çok iyiymiş. Onun mavisi var. Bir de Duru'nun şunlar var. Oha bunları da hatırladım. Ya var ya yemin ederim insan böyle Türkiye demiş gibi hissediyor ya gerçekten. Çok enteresan yani. Dove'un çeşitleri şurada Duru'nun 2.99'a. Bu da organik içerikli Hindistan cevizliymiş efendim. Çiğ köfte yapmak ister misin? Bir de bunun bu kadarı var. Nerede burada. Bakayım? Baksana. Ay maşallah baksana o neymiş ya? Sülale doyurur. Üstte yine şeyler, tuvalet kağıtları falan. Ondan sonra bakayım bayağı büyükmüş o ya gerçekten. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? En büyüğü 70 santim bu herhalde 17 dolar. Hiçbir şey değil. Aa zikirmatikler var. Zikirmatik mi var? Ay ne kadar da güzel ya. Bir de pırlantalı, evet, zikirmatik, seccade var. Seccade 4.99 mu ya? Aa bak şimdi. Ha. Mesela burada böyle sünnet falan mevlüt yapacaksanız bayağı da çoklu da evet. Var yani. Alıp hediye edebilirsiniz. Mantıklı. Neredesin hayatım? Buradayım. Nereye gittin? Makarnalara mı gittin? Karbonhidratlara gençlere mı gittin? Gençlere makarnalara bakıyorum. Benden duyulmayacak şeyler. Karbonhidratlara mı gittin? Evet efendim burası da gördüğünüz gibi pirinç. Ondan sonra bulgur, şehriye. Ya baksana ya düzen ne kadar güzel ya. Çok hepsi böyle güzel. yan yana böyle dizilmiş askeriye gibi ya. Bak. Çok güzel değil mi ya? Nohut, fasulye yukarıda. Ondan sonra altta yine şeyler, bulgurlar. Ondan sonra bütün buğdaylar. Bakliyatlar var. Bütün bakliyatlar var. Şöyle yeşil gösterdiğim mercimek, zaman. Yeşil mercimek, aynen şurası mercimek. Makarna bölümü aynı şekilde. Efendim burada erişteler, ev eriştesi diyor mesela. Erişteler var. İrmik var. Filiz makarna var. Başka bir sürü makarna, triya var. Yine mantı da var. Aynen, tat varmış.
yine Filiz, ondan sonra Tat, farklı bir marka arıyorum, farklı bir marka Ülker var. Piyale. Tabii. Ama bak orada ekmekler var, açık ekmek. Lavaş var altta, üstte ekmekler var. Simitler var. Whole wheat de varmış efendim. Burada simit var, pide var. Bak burada bazlamalar, pide var. Pideler. Nerede? Pita, ha, pide. Evet. Burada da böyle. Burekler var. Oh, mis. Ne kadar güzel. Tortiyalar, mortiyalar hepsi alt tarafta var. Burası burada da makarna, sosları, ha, çorbalar. Soslar, çorbalar falan değil mi onlarda? Pudingler. Evet. Bu tarafa bakalım şöyle. Bunlar da tiramisu, trileçe, ondan sonra bayağı bir şey var. Şekerpare falan var hazır. Neyler? Sadece şerbet döküyorsun ya bunlara. Ha evet doğru, hazır şeyler. Kemal Paşa mı? Evet, peynir tatlısı. Birden bir nostalji yaptın. Efendim Dr. Oetker'in pudingleri. Bu tarafta yine aynı şekilde. Şunlar da unlar. Oo, İpek marka var, Söke var, Sinan Gil var, Varoğlu var. Farklı farklı bir sürü markalar var. Mısır unu, galeta unu. Burada da yine harçlar var. Tavuk sosu var, soslar falan. Pastane var efendim. Taze taze buraya pastalar geliyor. Kuru pasta bölümü. Efendim burası da bir yere misafirliğe gideceğiniz zaman başvurabileceğiniz bir reyon olarak ön plana çıkıyor. Direkt metin okudu. Şey bu da. Ne o? Nar lokumları, muska lokumlar. Oh yavrum benim. Tam zamanında gelmişiz yani şu an buraya. Hakikaten. Ya ben de bu tatları hiç bilmiyorum. Lokumlar, bak, şeyler falan diyorum ama. Bunlar Malatya pazarının çok güzel oluyor gerçekten. Karışık lokum. Babam getirmeyecek bir daha. Hadi sana bir nostalji daha yaşatayım. Hadi ne var elinde bakayım. Leblebi şekeri. Ana hiç sevmem. Hiç sevmem. Ya ben bunu çocukken de hiç sevmezdim. Ben çok anlamazdım severdim ya. Niye ben insanlar bunu ya? Ben çok severdim. Bir de renklilerin niye hep böyle şöyle renkleri alıp pembelerini önce yersin. Ben şeker sevmediğim için tabii bana anlamsız geliyor. İnsanlar çok seviyordu ve görüyordum da. Ah bu seninki. Aa. Şimdi olaya gel. Aa hakikaten ha. Bak şu var ya bak bu çok enteresan bir iş. Bunu ben yıllardan beri Türkiye'den getirtiyorum. Evet. Çünkü burada hiçbir yerde tuzlu fıstık yok. Yani bu bizim tuzlu fıstığımızdan yok. Yani daha doğrusu var ama şöyle. Hayır aynen öyle. O tuzlu fıstık değil ki. Evet böyle fıstık var. Kavrulmuş fıstık. Bu abi şunu yıllardır Türkiye'den getirtiyorum. Paket paket vakumlattırıp. Yani ne zaman Türkiye'den biri gelse tuzlu fıstık krizimiz çözülmüyor. Aynen öyle yani. Vakumlatıyoruz tuzları dökülmüş oluyor. Ya şu anda var ya taş oldum ya yemin ederim şunu gördüm. Dedim ki vay arkadaş çünkü ben böyle tuzları üzerinde seviyorum. Hatta ben kabuklarını ayıklamadan yiyorum. Çok kötü bir şey biliyorum ama ben böyle zevk alıyorum, keyif alıyorum. İlk defa gördüm. Bundan şimdi alacağım tabii ki. Ama valla çok bak, garip geldi yani gerçekten. Şu da çok güzel oluyor. Tuzlu çok güzel. Çekirdekler efendim burası da. Burası kuru yemiş bölümü. Çekirdekler, fındıklar, fıstıklar, Antep fıstığı. Bak Bahçeden markası var. Meray diye bir marka var. Ondan sonra Can Besler diye bir marka var. Bu arada geçen Can Besler'i bana şu tuzlu fıstığın, şey tuzlu fıstığa gitti aklım kafamdan çıkmıyor. Şeyini tavsiye ettiler. Deniz tuzu çekirdeğini gayet de güzeldi. Onu bir yere denedim çünkü ilk defa görmüştüm. Ne nat o ya? Mr. Nat. Allah canınızı almasın. Nasıl bir logo la o? Okuyamadım. Burada efendim gördüğünüz gibi vakumlanmış olanlar var. Şurada kabak çekirdeği var. Çayların olduğu bölüm. Rize turist çayı indirimdeymiş 7.99. Bu böyle bu paket mi indirimde böyle? Evet abi. Vay maşallah ya. 1 kiloluk paket 7.99. Vallahi var ya Amerika'da burada yaşayanlar. Üşüşün babalar. Ben de hala elimde bunu tutuyorum bırakmadım. Çaykur Rize var. Yukarıda Filiz çayı var. O da indirimdeymiş. 8.99'muş onun da fiyatı. Şurada şöyle diğerleri var. Yine Çaykur Rize'nin. Lipton Earl Grey var. Bu da yine çay reyonunda alıp başını gidiyor efendim bu şekilde. Azer çay var. Lipton'un paketli olanları var. Karadeniz var. Extra Dem var. Tomurcuk var. Ha bak o da çok yerde bulunmuyor. Şunlar çok güzelmiş. Bak direkt böyle hazır. Kış çayı. İyi geceler çayı. Sağ ol Allah rahatlık versin çayı. Kesin Melisa'dır. Evet. Bak ada çayı. Dokuzu bir yerde çayı. Ada çayı. Yalnız içine duyan gelmiş. Ama ne kadar güzel. Evet. Oo baksana rengarenk. Bahar esintisi. Ottomanmış efendim o da. Ada çayı diyor. Isırgan otlu. Hibiskus var.
anne çayı var, ebe gümeci var. Allah'ım yarabbim var onlar. Ne oluyoruz ya? Bayağı bir çeşit var gerçekten. İnsanın çok hoşuna gidiyor ya böyle çeşit olması. Milka da ne yapmış böyle ya? Reyon kapatmış gerçekten. Hepsi var burada da baksana. Milkalar, şunlar, bunlar farklı farklı böyle. Değişik değişik. Baharatta da her çeşit var. Aynen bak burası da baharat bölümü. Yine coşulmuş efendim burada da. Farklı farklı bir sürü baharat var. Ya bu kadar çok baharatı bulmak da çok güzel bir şey ya. Bak, bizim damak tadımıza çok uygun oluyor bunlar. Çok etkiliyor. Dolmalık ne bu? Fıstık 8.90. Dolmalık fıstık. Damla sakızı. Damla sakızı mı? İnanamıyorum. Ay arkadaş ya. Damla sakızı, ondan sonra fesleğen, kimyon, tarçın, isot, acı pul biber, acısız biber, karabiber, çörek otu, kuş üzümü, susam. Allah'ım delirdik her şeyi 1 lira. Şurayı görüyor evet, musun? Evet. Sarı kantaron yağından çörek otu. Her türlü bak sarı kantaron yağı nedir ya? Amerika'da senin ne işin var mübarek ya? Sen nasıl geldin buralara? Canını yerim dayı diyor ya. Sen nereden geldin buralara? Karanfili, okulüptü. 3.99'muş bunlarda. Evet. Ama bunlar çok şifalı şeyler ya. Hele okulüptüs çok... Evet. Hepsi buhar, yani incir çekirdeği, bahariye yağı, sarı kantaron yağı, çörek otu çörek yağı, otu kekik yağı. Yağı. Çok büyük şifa baksana, zaten. Hepsi var yani. Lavanta yağı. Gayet güzel. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Vallahi gerçekten Anatolia Market'i biz gezdik, test ettik efendim. Onayladık. Hem şimdi yani. Alışveriş yapacağız, yapacağız. Tabii boşuna ayrı bir tarafı ama hakikaten her şeyden var ne ararsınız ve kendinizi Türkiye'de hissediyorsunuz. Kesinlikle. Gerçekten yani. Bir de gerçekten buradan yetkililere sesleniyorum demişim. Çok temiz içerisi yani evet. Gerçekten gönül rahatlığıyla da alışveriş kasabından her yerinden yapabiliyorsun. Her yer mis gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayalım efendim. Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.